Eskiden bu saatte spordan gelirdi. Sorma artık bunları. Ben bütün dosyaları inceledim ya. Sen o kadar şeyi nereden buldun? Bana yardım eden biri var. Kim? Kim olduğunu bilmiyorum. O beni buldu. Nasıl bilmiyorsun? Yani nasıl iletişim kurdunuz? Bir gün iş mailime babanın ölümü hakkında bilmediklerim var diye bir posta düştü. Sonra bir daha, sonra bir daha. Farklı farklı adreslerden bir sürü bilgi geldi. En son babamın fotoğraflarını yolladı. Kaza fotoğraflarını. Sen bana neden hiçbir şey söylemedin? Üzülmeni istemedim. Ya emin olmak istedim. Gereksiz yere kafan karışacaktı. Kim? Yani Yurdal Saygun hakkında nasıl bu kadar çok şey bilebiliyor? Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Kahve koydum belki. Ve kendini tehlikeye atıyorsun. Bundan sonrasını ben halledeceğim. Dava açacağız. Hukukçu olan sensin tabii ama dava açmak için delil lazım diye biliyorum. Tamam. Ben halledeceğim. Bana bırakacaksın. Eski sevgiline mi güveniyorsun? O mecbur kalmadıkça kimse için hiçbir şey yapmaz. Mecbur kalmadıkça. Melis. Dün gece onunlaydım biliyorum. Ama böyle elim boş döndüğüne göre pek sana mecburmuş gibi gelmedi bana. Ben hala içinde birazcık da olsa insanlık kalmıştır diye düşünmüştüm de artık var aklımda bir şeyler. Yani anladığı dilden konuşacağız diyelim. Şu bana anlatmadığın büyük sırrını kullanarak mı? Nereye yakışıklı? İşim var. Bana şu mailleri yönlendirir misin? Bizim IT'cilere göstereceğim. Baktırdım ben. Hiçbir şey çıkmıyor. Oradan oraya yönlenen hesaplar. Bana sanki bu yardımcını saklamak istiyormuşsun gibi geliyor ama. Önce ben bir göreyim de. Haldun Kozancı da aldı mesajı. Yurdal'a gitti, tutuştular. Yakında birbirlerine düşüp kendilerini açık edecekler. Benden bir şeyleri saklarsan sana yardımcı olamam. Haldun Kozancı ne alaka? Tanıyor musun onu? Bir tanıdığımın doktoru. Bu olayla ne alakası var? Babamın otopsisini yapan doktor. Yurdal Sargun'un isteğiyle tabii. Babamın ölümüne kaza diyen o. Bunca yıl sonra Kemal Bilen'in ölümü. Ne alaka Yurdal? Biri bizimle oyun oynuyor. Peki kim bu Yurdal? Kim? Bence bütün bunlar seninle ilgili. Ama bilmiyor. Bilmiyor. Ama bilmiyor, bu oyun bitecek. Gerçekler başlayacak. Her şey senin davanla başladı. Ondan sonra da başıma gelmeyen kalmadı. Gün aşırı emniyetteyim ben. Ne oluyor lan? Hapse girecek olan benim, ben senin kadar ağlamıyorum. Bittim ben Yurdal, bittim. Lisansımı iptal edecekler. Para kazanamazsam alacaklılar öldürür beni. Hapis mapis değil yani. Evime girmiş şerefsiz. Yatak odama girmiş. Karımın, kızımın yanına girmiş. Peki Tekin Berker'den bir ses var mı? Ona da bir şey gelmiş mi? Bilmiyorum. Gelmiş olsa zaten bir tarafı yanmış gibi arıyor olurdu. O zaman o. Evet. Yani sana geldi, bana geldi ve eğer ona gelmediyse o. Tekin o kadar aptal değil. Kendisine de yollardı bir tane. Sonra da gelip burada hepimizden önce ağlıyor olurdu. Merak etme.
Ama doğrusun. Bu işin içinde Berkerlerden biri var. Ya eski ya da yeni. Ama Berkerlerden biri. Kim peki? Delinin anası. Suzan Şayka Anderson. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.